Sizlerin taleplerin hayata geçmesi için gündeme getirmeye çalışıyoruz. Sizler de abone olarak destek verebilirsiniz. Bugün sizlerden gelen talepler doğrultusunda düşük emekli maaşları ve düşük emekli maaşları ile beraber intibak konusunun çok fazla dillendirildiğini görüyorum. Ve bu konu hakkında videomuzu hazırladık. Ülkemizde intibak yasası çıkar mı? İntibak nedir? Kelime anlamı olarak uyum. 2015-2016'da 100'er lira seyyanen zamlar yapıldı. En düşük emekli maaşı 1000 liraya tamamlandı. Ondan sonra en düşük emekli maaşı 1500 liraya tamamlandı. Ama emeklilikte emekli maaşı büyük hayal kırıklığı yaşatıyor. Emekli olan kişiler benim böyle bir emekli maaşı olamaz deyip Sosyal Güvenlik Kurumu'na maaşına itiraz ediyorlar. Gelen cevapta da yapılan incelemede maaşınızda sorun yok. Emekli maaşınız doğrudur cevabı alıp bir kere daha yıkılıyorlar. 1500 lira, 1600 lira, 1800 lira gibi emekli maaşları var. 2000 lira maaş alan Allah'ım sana şükürler olsun, benim maaşım gayet iyiymiş diyor. Ama asgari ücret 2825 lira. Düşünün, ülkemizde asgari ücretle geçinmenin çok zor olduğunu sürekli konuşuyoruz. Özellikle asgari ücrete zam yapılacağı Aralık aylarında çok konuşuluyor. Açlık sınırı, yoksulluk sınırı, nasıl geçinilecek bu asgari ücretliler? Asgari ücretin üstündeki vergiler. Sigorta primleri biraz daha aşağı nasıl inebilir? Düşünün, 2825 liraya geçiminizi sağlayamazken emekli oluyorsunuz, size 1500 lira, 1700 lira, 1900 lira, 2000 lira veriliyor. Şimdi bu parayla ölene kadar hayatını sürdüreceksin deniliyor. Tabii bu durumda da geçmiş tecrübelerimize baktığımızda, mesela 2000 yılına kadar emekli olanlara bir intibak yapıldı, maaşlar düzenlendi. Prim gün sayısına göre 2000 yılında 350 liraya kadar zam yapıldı. 2000 yılı dediğimizde üzerinden bayağı geçmiş, yaklaşık 21 yıllık süre geçmiş. 21 yıl önce intibakla beraber emekli maaşlarına 350 liraya kadar sürekli maaşına yansıyacak bir zam yapılmıştı. Bir intibak yapılmıştı. 2000 yılından sonra aslında emekli olanlar daha düşük maaş alıyor. Özellikle 2008'den sonra emekli olanlar çok düşük maaş alıyor. Muhakkak bir intibak yasasının çıkması gerekiyor. Aksi halde 1000 liralık maaş 1500 liraya tamamlandı ama 1500 lira alan 1500'de kaldı. 1800 lira alanın 1800'de kaldı. İntibakla herkesin eşit prim gün sayısına göre yatırılan primlere göre eşit bir zammın yapılması gerekiyor. Aksi halde emeklilerin bu enflasyonla geçimini sağlamaları mümkün olamaz. Emeklilerin büyük bir kısmı çalışıyordu. Ve bu yaşamış olduğumuz salgın sürecinde sokağa çıkmaları dahi yasaklandı. Çalışamadılar. Emeklilerin büyük bir kısmı sigortasız çalışır, kayıt dışı çalışır, daha düşük bir maliyeti olduğu için normal çalışanlara göre daha da çabuk iş bulma imkanı da olabiliyor. Ama bu süreçte biraz zor tabii. Bildiğiniz gibi ülkemizin en önemli sorunu zaten işsizlik. Emekliler ayrıca bir iş yapmazlarsa bu rakamlarla geçinemezler. Yani hayatın olağan akışına aykırı bir durum olur emeklilerin geçinmeleri. Köydedir, kendi evi vardır, sadece yemesi 1500 lira olan o kişi belki karnını doyurur, telefonu yoktur, interneti yoktur, evinde soba yakıyordur, geleni gideni de yoktur, zeytinle peynirle karnını doyuruyordur, ufak tefek bahçesinden de topladıklarıyla beraber geçinmeye çalışıyordur. Ancak bu şekilde geçinebilirler. Şehirlerde böyle bir durum mümkün değil. Bir evi kira ise emeklinin 1500-2000 lirayla geçinmesi mümkün değil. Bu nedenle emeklilerin intibak beklentileri bir hayli fazla. Bir de şu soruyu çok fazla yönlendiriyorlar. Emekli maaşımıza bir zam yapılır mı? Normalde %7'lik %8'lik dışında seyyanen ya da bir iddiada intibak zammı yapılır mı? Bu yapılır. Yapılacak da. Bu videoyu biz şimdi çekiyoruz. Bundan sonra bir yıl içerisinde, belki 1,5 sene içerisinde ülkemizde seçim atmosferi olduğundan ilk yapılacak emeklilerin maaşının düzenlenmesi olur. Yani seçime yakın yapılabilir. Ama bu dönemde normal vatandaşın en zor olduğu dönemde seçimi düşündüğü için hükümetin zam yapmaktan ziyade vatandaşını düşündüğü için o kişinin geçimini sağlamadığı için o kişinin sorunu bildiği için zam yapması gerekiyor diye düşünüyorum ben. Sizin de fikrinizin böyle olduğunu düşünüyorum. İntibakta çok da fazla geçe kalınmamalı. Emekliler gerçekten çok zor bir durum yaşıyor. Çalışanlar emekli olduğunda bizim ne demek istediğimizi daha iyi anlıyorlar. Çünkü yeni emekli olanların maaşları gerçekten ülkemizde çok düşük. Asgari ücretin altında emekli maaşı alan milyonlar var. Çalışanların bir kısmı emekli 7 yıl, 8 yıl, 10 yıl varsa bizim söylediklerimizi çok da fazla anlamıyorlar. Belki de umursamıyorlar.
Ama emekli olduğundan nasıl olur, ben bu maaşla nasıl geçineceğim, öyleyse hiç emekli olmasaydım daha iyiydi, daha iyiydi gibi sistemlerde bulunuyorlar. Emekli maaşını belirleyen unsur, sizin çalıştığınızda adınıza yatırılan primlerdir. Asgari ücret ve asgari ücretin yakın bildirilen primler ya da maaşlar düşük emekli maaşı sonucunu doğurur. Bunu muhakkak bilmeniz gerekiyor. Bu konu hakkında, intibak konusu hakkında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın bir çalışması olduğu bilinmekte. Eğer talep hayata geçerse 2000'den önce emekli olanlara yapılan intibak zammı sonra emekli olanlara da yansıtılacak. Türkiye Emekliler Derneği çıkacak intibak düzenlemesinde yaklaşık 5 milyon emeklinin de yararlanabileceği ifade ediliyor. Peki intibak düzenlemesi getirilirse bunun emekliye getirileri neler? Onlara bakalım. 2000 sonrası emekli olan vatandaşlar için intibak düzenlemesi yapılması halinde taban emekli aylığı asgari ücrete denklenirse emekliye her ay ek ödeme dahil 2324 lira ödenecek. Sağlıkta ek ödemelerin kalkmasıyla emekli maaşından sağlık kesintisi yapılmayacak. Ek ödeme oranı değiştirildiğinde emekliler aylık net maaşının %8-10 oranında para alacak. SSK ve Bağkur emeklilerin gelirinde oran %8 iken 255 liralık olan zam %10 iken 382 liraya varan artış yapılacak. 2000 yılı ve sonrasında emekli olanlara 355 liraya varan zam yapılabilecek. SSK'ların intibak talebi için Anayasa Mahkemesi meclise adres göstermişti. Eğer talep hayata geçerse 2000'den önce emekli olanlara yapılan intibak zammı sonra emekli olanlara da yansıtılacak. 2000'den sonra emekli olanlara ilk intibaktaki gibi 50 ile 355 lira arasında zam yolu açılacak. 2000 yılı ve sonrasında emekli olanların maaşı yeniden hesaplanacak. Türkiye Emekliler Derneği çıkacak bir intibak düzenlemesinden yaklaşık 5 milyon emeklinin yararlanabileceğini ifade ediyor. Memur emeklilerine yönelik intibak talebi ise memur konfederasyonları tarafından gündeme taşınarak çözüm istendi. Kamu personeli çalışma kurumu toplantılarında ele alınıp karara bağlanması beklenen talep hayata geçerse aynı ünvanlı kadroya da görevden emekli olanlar arasında kurum kaynaklı emekli maaşı farkı ek ödemeyle birlikte giderilecek. Düşük maaş sahiplerine ise aradaki fark kadar ilave ödeme gerçekleştirilecek. Bir gelişme intibak yasası. Evet. Yani milyonlarca emeklinin beklediği intibak yasası ile ilgili önemli bir adım atıldı. Evet. Ve muhalefet partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, yani nasıl etkileyecek? Yanlış bilmiyorsam 2011 yılında en son bu intibak yasası çıkmıştı. Nedir durum? Kimleri nasıl etkileyecek? Neden bu kadar önemli? Evet. Şimdi Nazif Bey, biliyorsunuz 2011 yılında 2000 yılı öncesi emeklilerle ilgili bir intibak yasası uygulanmıştı. Evet. 2000 yılından önceki emeklilerle 2000 yılından sonraki emeklilerin arasındaki açılan makası kapatmak için getirilen bu intibak yasasıyla 2000 yılı öncesi emeklilerde ciddi bir rahatlama meydana getirdi. Yani 50 lirayla 350 lira arasında değişen oranlarda maaşlarda bir artış yaratmıştı. Şimdi konu yine 2000 yılı sonrası emekliler için gündeme geldi ki biz o dönemde şunu ifade etmiştik 2011 yılında. Bu iş intibaklarla çözülmez. 2000 yıl öncesi çalışan emeklilerin intibak yapıldı. Fakat bu ileriki yıllarda 7-8 yıl sonra dedik, 2000 yıl sonrası emekliler için de gündeme gelecek. İntibakla uğraşmaktansa, intibak yasasını konuşmaktansa emekli aylığı bağlama sistemini tekrar bir revize edip intibakları bir kenara koyalım şeklinde öneride bulunmuştuk. Fakat günümüze geldiğimizde tabii böyle bir düzenleme henüz yapılmadı. Evet. İki intibak konuşulmaya başlandı 2000 yılı sonrası emekliler için. Şu an konu Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne kanun teklifi olarak intikal etmiş durunda. Bu ne anlama geliyor? Kaç milyon emekli ilgilendiriyor? Yani yaklaşık 12,5 milyon yıl, değil herhalde. Evet, bu 12,5 milyon emekli bizim toplam emekli sayımız. Bunun içerisinde yaklaşık 4 milyona yakın 2000 yılı sonrası emeklileri ilgilendiren önemli bir konu. Önemli bir sayı. Evet, çok önemli. Şimdi bu ne getirecek? Ne getirecek? 2000 yılından sonraki emeklilerin maaşlarında yaklaşık 50 lira ile 350 lira arasında değişen oranlarda bir artış meydana getirecek. Yani siz bugün örneğin 2000 lira alıyorsanız, 2000 lira maaş alıyorsanız sizin ödenmiş olan prim gün sayısı dikkate alınmak suretiyle, kazançlar dikkate alınmak suretiyle diyelim ki 200 lira bir artış meydana getirecek. Ya burada maaş değil, prim gün sayısı mı baz alınacak? Ona göre mi bir zam yapılacak? Tabii prim gün sayısına göre ve prime esas kazanç, yani sizin adınıza yıllar itibariyle ödenen prime esas kazançlar
Burada gösterge rakamlarını belirliyor. Gösterge rakamları esasında burada belirleyici olacak. 2000 lira maaş alıyorsanız örneğin 2200 lira emekli maaşınız olacak ve 2200 lira üzerinden emekli maaşınız hesaplanacak. Yani zammı hesaplanacak. Özgür Bey, konuyu daha iyi açmak için merak ediyorum. Bu normal 6 ayda bir aldıkları Temmuz veya Ocak zammıyla bir alakası yok değil mi? Hayır. Yani bu tamamen bağımsız olarak ayrı bir zam olarak alacak emekliler. Evet, bu yeni bir düzenleme oluyor artık. Tekrar maaşın hesaplanması anlamına geliyor. Burada ne oluyor? Refah payı veriliyor. Evet. Refah payı uygulaması yapıldığı için emekli maaşını da o yönde etkilemiş oluyor. Şimdi bu sadece intibakla değil, intibakın yanı sıra aynı zamanda da emekli aylığı bağlama sisteminin eski sisteme dönüştürülmesi. Yani aylık bağlama oranının %70'e çıkarılması ki 2000 yılı öncesi emekli aylığı bağlama sistemimiz bizim, aylık bağlama oranımız %75'ti. Evet. Bu 25 yılı doldurduktan sonra da her 20 yıla %2 refah payı veriliyordu. Bu 1 veriliyordu şu an. Bunun da 2'ye çıkarılmasıyla birlikte yaklaşık olarak emekli aylığı aylık bağlama oranı neredeyse %80-%90'lara çıkmış olacak. Bu da emekli olanların maaşlarının çalıştıkça düşen bir sistem refah değil. Refah seviyesini korumuş olacaklar, evet, değil mi? Bu emekli aylığı çalıştıkça düşen değil, artık çalıştıkça emekli aylığı artan.